Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz, bugün bereketli bir gün geçireceğiz. Bol miktarda sohbetler yapacağız. Bol miktarda derken arkadaşlar, ya neler var neler var. Bu salıncak kuşları devreye girdikten sonra bizde de böyle sohbet zenginliği oluştu bir anda. Şimdi arkadaşlar, Galatasaray'ın Hatayspor önünde aldığı güzel bir galibiyet var. Yani güzel bir galibiyet, oyun anlamında falan söylemiyorum ama 3 puan olarak önemliydi. Güzel bir galibiyet demem oradan geliyor. Onun ötesinde malum Kuşgiller'in kongreleri vardı. Gittik geliyoruz falan, oraya buraya şantaj, tehdit, vur, kır, parçala ve bu kongreyle ilgili gelişmeler var. Bu kongreden öne çıkan bazı tipler var. Artık bunlara Hanya'yı Konya'yı gösterme zamanı geldi değerli kardeşlerimiz. Hepsini hizaya getireceğiz. Dolayısıyla sohbetimiz bol ama biz önce Galatasaray'ın Hatayspor önünde aldığı 1-0'lık galibiyete gidiyoruz arkadaşlar. 1-0'lık galibiyet, 3 puan ve Galatasaray 84 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Şimdi her zamankinden daha gür, net ve kuvvetli bir şekilde, daha inançlı bir şekilde, daha motive bir şekilde ne diyoruz arkadaşlar? Buyurun, bunu diyoruz. Bakın arkadaşlar, bakın aynen böyle diyoruz. İnleyen namelerden bu güzel görüntülere geçiyoruz değerli kardeşlerimiz. Şimdi bu büyütelim fotoğrafı. Icardi ya, Icardi, sen hani derler ya, bir ömre bedelsin. Nereden aklına gelir bu güzellikleri yaşamak ve yaşatmak? Golü attı. 13. dakikada sapladı ve ondan sonra mesajını vererek arkadaşlar, böyle bir mesaj vererek saplamaların bana göre en güzellerinden birini daha gerçekleştirdi. Evet, sapladı. Ayrıntısını biraz sonra göreceğiz. Bu maç sohbetimizde üzerinde duracağız. Ve golü attıktan sonra işte o uyku var ya, uyku mesajından önce bu güzellik var arkadaşlar. Bu güzelliği de burada yaşıyoruz. İşte klasik Icardi sevinci, yanında defansın iki tane bel kemiği Abdülkerim ve Nelson. Sevinç bunlarla paylaşılıyor. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Maçtan sonra yine böyle bir enteresan bir görüntü. Yani Icardi'si olanlar arkadaşlar bu özellikleri, bu farklılıkları yaşıyorlar. Ve şöyle söyleyelim, Icardi'si olan Galatasaray Hatayspor önünde, evet, beklediğimiz derecede etkili olamadı. Biz farklı galibiyet bekliyorduk, 3-5 olur falan filan. Aslında bu 3-5'leri bundan sonraki maçlarda pek beklememek lazım. Tabi olursa eyvallah ama olmazsa da burada dilimize dolamayalım. Bak 3-5 olmadı, şöyleydi böyleydi. Galatasaray hakikaten Hatayspor önünde sıkıntılı 90 dakika geçirdi diyeceğim ama ilk yarıdan 4, ikinci yarıdan 8, bir artı 12 dakikada öyle var. Dolayısıyla sıkıntılı bir 102 dakika geçirdi diyebiliriz arkadaşlar. Hal böyle olunca 13. dakikada Mertens'in kullandığı, sağ taraftan Mertens'in kullandığı korner atışında Icardi kafa ile topu rakip kalecinin de hatasından yararlanarak filelere gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti. Ondan sonraki birkaç dakika içerisinde, bilmiyorum tam olarak ama 3-5 her neyse, Icardi bir kor kaçırdı. Evlere şenlik. Kaçar mı Icardi? Yapma bunu Icardi. Kaçırma bunu Icardi dercesine müthiş bir gol kaçırdı. Boş kaleye ya acele etti, ya heyecan yaptı, ya ufak bir ne bileyim beceriksizlik örneği oldu. Çünkü topa, sağdan gelen topa, halbuki sol ayağıyla çok rahatlıkla yanılmıyorsam vurabilirdi ama o sağ ile vurmayı tercih etti. Bir de çok garanti gördü. Çok boş pozisyondu. Yani her neyse o golü kaçırdı. Dolayısıyla o gol kaçmasaydı, belki 2 olsaydı
Ondan sonra beklenen fark da gelebilirdi. Her neyse biz oralarda değiliz arkadaşlar. Galatasaray 1 attı, 3 aldı mı? Aldı. Önemli olan kazanmak mı? Kazanmak. Şimdi kuşgiller düşünsünler. Kuşgiller o hani salıncak var ya, salıncak kuşları. Salıncak kuşları düşünsünler. Icardi arkadaşlar, tekrar dönelim. Gidelim şimdi bir tık yukarı. Bu sevinç ve bu Icardi arkadaşlar, bu sevinçle ne anlatmak istedi? Icardi diyor ki ey kuşgiller tayfası, siz salıncakta sallanmaya devam edin. O salıncakta sallanırken uyursunuz, şampiyonluğu da ancak orada göreceğiniz rüyada görürsünüz demek istiyor. Yani Icardi'den 10 numara bir mesaj. Ey kuşgillerin küçüğü ama patronların büyüğü. Malum adam, bunlar sponsor ya birilerine. Patronları sonuçta, ama salıncaklarına oturttukları o bilmem ne tayfası, öbür tayfa, öbür tayfa, hepsi arkadaşlar aynı yolun yolcusu oldukları için biz bunlara kısaca kuşgiller tayfası diyoruz ve salıncak kuşları diyoruz. Salıncak kuşları büyüğüyle küçüğüyle, yalayıcısıyla yıkayıcısıyla şampiyonluğu ancak nerede görür? Rüyada görür. Rüyalarda şampiyonlukları görürler değerli kardeşlerimiz. Icardi de, saplamanın mucidi de zaten bunun mesajını veriyor. Siz şampiyonluğu ancak rüyanızda görürsünüz diyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Evet, bu aynı fotoğraf. Buradan sonra bu başka bir sohbet konusu. Az önce bir fotoğraf gördünüz. Malum birileri, orada yeri gelmişken söyleyeyim, o konuya da değineceğim. Orada da bir sohbetimiz olacak. Birileri çıkıyor, nedir o, macun mu, acun mu, macun mu, neyse ya, ne tipse, dış kapının mandalı bir tip çıkıyor. Oralarda buralarda ahkam kesiyor. Onun da ne halt olduğunu herkes biliyor. Bundan sonra Galatasaraylılar olarak ve özellikle Okan Hoca ve Galatasaray'da bazı futbolcular bundan sonra o macun mu ne atsa, onlarla olan ilişkinizi eğer tamamen sıfırlamazsanız size de iyi olsun derim. Ve Galatasaray taraftarı da artık onların anlayacağı lisanla mutlaka ve mutlaka cevabını verecektir, hesabını soracaktır. Biz şampiyonluk rüyasına dönüyoruz arkadaşlar. Biraz önce ben dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım ama gazetelere, bugünkü gazetelere, manşetlere de böyle yansıyor. Şampiyonluk rüyası. Galatasaray şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 5 puanlık farka ulaştı. Zorlu rakibi Hatayspor karşısında zaman zaman sıkıntılı anlar yaşayan Cimbom, golcüsü Icardi ile zafere ulaştı. Evet, sıkıntılı anlar yaşarsın, kötü oynarsın, etkisiz kalırsın ama Icardi'nin varsa kazanırsın. Aradaki fark bu ve de o Icardi, o saplamanın mucidi sana şampiyonluğu ancak rüyanızda görürsünüz diye de mesaj veriyor. Rahat uyuyun, ben varım. Bu gazeteye göre de biz hani onlara şampiyonluğu rüyanızda görürsünüz mesajı verdi diyoruz ya. Bu gazeteye göre de rahat uyuyun, ben varım. Ben size her zaman 3 puanı getiririm diyor. Galatasaray bu sezon tek yenilgisini aldığı Hatay'ı rövanşta Icardi'nin golüyle yıktı. Efendim, Galatasaray'ın ilk yarıda Hatay'a nasıl yenildiğini biliyorsunuz hakem marifetiyle. Şimdi Galatasaray'ın attığı golde, yani Icardi'nin 13. dakikada attığı golde faul var mıydı yok muydu? Bunu tartışanlar utanmadan sıkılmadan, faul maul yok abi, kabak gibi, tamam mı? Geçtik onu. Efendim neymiş? Barış Alper ceza sahası içerisinde Hataylı futbolcuya arkadan dokunmuş, temas etmiş. Bu penaltıymış diyor bazılarına göre. Lan hadi gidin oradan. Basın gidin ya. İnsanı çileden çıkarmayın. Penaltıymış. Ya kimse kimseye dokunmayacak mı? Ya utanmaz bunlar ya.
Böyle bir şey var mı? Ve devam. Hatay bir gol buldu biliyorsunuz. Top filelere gitti gitmesine. Bir, altı pas içinde özellikle kalecinin dokunulmazlığı vardır. Kaleciye altı pas içerisinde püf diye üfleseniz o fauldür. Ki Hataylı futbolcu orada resmen faul yapıyor Mustera'ya ve hal böyle olunca da arkadaşlar o net bir faul. Kaleciye yapılan bir faul var orada. Ama gol tabii hakem baktı işte golü verir gibi yaptı ya da VAR'dan gelecek nihai kararı bekledi. Bekledi ve sonunda ekledi offside. Ki önce biz faulden golü vermedi diye düşündük ama gol offside olarak belirlenmiş ki hakikaten çok net de bir offside olduğunu sonra bizler de gördük. Buna da efendim golde offside var mıydı yok muydu, faul var mıydı yok muydu, hadi lan oradan, hadi oradan yürüyün dalgacı dümenciler. Ve şampiyonluğu kafaya koydu diyor. Eşi benzeri bulunmuyor. Kimin? Eşi benzeri olmayan emmimiz Saplama'nın mucidi. Devam ediyor. Icardi zirveye ortak oldu. Ceke. Ceke var ya, Ceke'nin keke golleri. He? Penaltılar. Avanta. Icardi'nin 8 penaltısı verilmedi. 8. Daha ne söyleyeceğiz? Attığı goller verilmedi. Icardi şu anda her şey yolunda gitseydi, yancılar, yalakalar, yiyiciler olmasaydı en az 10 gol öndeydi. 8-10 gol öndeydi arkadaşlar. Bu kadar basit. Vay efendim işte bilmem neye ortak olmuş. Şampiyonluğu kafaya koydu. Icardi'nin kafa golü Aslan'ı 3 puana taşıdı. Zaten kafaya koydu da buradan geliyor. Tabii ki arkadaşlar Icardi işin içerisinde varsa Galatasaray az önce de belirttiğim gibi yoluna devam edecek. Yine Icardi'li bir başlık daha. Burada da işte Icardi'den Fener'e gönderme demiş. Yani kimseye bir gönderme yapmıyor ama sonuç itibariyle hadise budur. Bu arada Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum diyen Dursun Özbek Galatasaray Başkanı var. Demek ki bununla ilgili de bir sohbetimiz olacak biraz sonra. Onu da gün içerisinde paylaşacağız. Bu da önemli arkadaşlar. Tüm zamanların en büyük tehditleri, en büyük böyle algı operasyonları oluşturarak tehdit, şantaj, yalan, dolan, hakaret ne ararsanız var. Ne ararsanız var bunlar olmaz. Artık bu kadarı fazla. Hani biri diyor yeter diyor diye. Evet arkadaşlar ya yeter ya. Kimsiniz siz ya? Yeter, harbiden yeter. Icardi aldı sazı eline. Tabii ki arkadaşlar Icardi'nin verdiği mesajlar önemli. Biraz sonra bazı paylaşımlar yapacağız. Devam edelim. Aslan'ın Icardi'si var. Evet arkadaşlar Aslan'ın Icardi'si var. Ve Okan Buruk hoca diyor evde üst üste 19. galibiyetini aldı ve yeni bir seri 12. galibiyet. Biliyorsunuz geçen sene 14. maçta Galatasaray'ı Konya'da doğramışlardı. Bakalım bu sene ne zaman bu tarihi görevi yapacaklar. Ama Icardi'nin burada verdiği güzel bir mesaj var. İşte biraz sonraki sohbetimizin konularından biri de bu. Lige devam, kupa askıda. Hani ayrılıyordunuz, çekiliyordunuz, ne oldu? Yemedi mi tıpa? Dedim zaten, sizde tıpa yemez kardeşim. Öyle takımı ligde ya Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı falan filan. Yani bunları ligden çekecek ben bir babayiğit göremiyorum ya. Ortada üstelik bir herhangi bir neden yok, bir şey yok, bilmem ne yok. Tıpa ister, tıpa. Ligden çekilmek yok. Süper kupa belirsizse çıkamaz. Bununla ilgili dediğim gibi ayrı bir spot sohbet olacağı için hızlı geçiyorum. Ligden çekilme yok. Zaten öyle bir şey olmayacaktı ki. Şov yaptı. Galatasaray maçının, Hatay Spor'la maçının olduğu saate getirdi. Akşam saatini, neredeyse gece yarısına. Efendim orada işte kongre onlara çıktı, konuştu, bunu. Ya yaptığı konuştu. Bir,
Galatasaray'a yine sallamalar, saldırılar. İki, Erden Timur, ki Erden Timur bunun belli topunu kesmiş zamanında. Erden Timur'a yine saldır hakaretler falan. Bu defa tehdit de işin içine girdi. Ki şu anda Cumhuriyet Savcılarının çoktan bu arkadaşı almış olmaları lazımdı. Hesaba çekiyor olmaları lazımdı. Zaten kongrede konuşulan Galatasaray, Erden Timur, Rambo Okan. Bir de benim doğum günüm bugün. Alkışlayın lan beni diyor, alkışlayın diyor. Doğum günüm benim diyor. Evet, ligden çekilme geçelim, bunları geçelim. Rahat uyuyun ben varım diyor şampiyonluk rüyası. Arkadaşlar, kral kükredi. Kükreyen kral kim? Burada gördüğünüz üzere Icardi değerli kardeşlerimiz. Gerçek anlamda Galatasaray'ın kralı, hakikaten kafasına da koymuş, aklına, beynine şampiyonluğu tam anlamıyla koymuş, yerleştirmiş. Galatasaray Hatayspor önünde aldığı galibiyetle arkadaşlar liderlik yolunda büyük bir engeli geçti. Artık şunun şurasında kaldı. 7 maç. Galatasaray hadi 7. maçı da boş verin. Galatasaray ilk 6 maçı kazandığında şampiyon bitti. Gayet net bir şekilde şampiyonluğunu ilan ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz önce pazar günü eğer oynanırsa Süper Kupa oynanacak. Süper Kupa için birileri Galatasaray'ın karşısına çıkma cesaretini bulabilecekler mi, bulamayacaklar mı? Çünkü dediler ya, Ağustos'ta oynamadılar. Aman Galatasaray üstümüzden geçer. Sonra Kasım Aralık'ta Arabistan'a Baki Selo'nun prens arkadaşlarının diyarına taşıdılar. Orada da oynayamadılar. Sonra Urfa. 7 Nisan Urfa. Bakalım çıkmayacaklar. Genç takımı gönderirler. Bilmem ne yaparlar. Tabii burada yaptırım olsa, ceza, puan silme bilmem ne olsa o zaman gelip küçük küçük oynayacaklar da. Neyse onu da geçiyoruz. Orası da bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Galatasaray lig maçı itibariyle şöyle diyoruz. Alanya'ya gidecek. Alanya'dan sonra içeride Pendikspor'la karşılaşacak. Sonra Adana Demirspor deplasmanı var. Dönüşünde içeride Sivas karşılaşması var. Sivas maçından sonra Karagümrük deplasmanı var. İstanbul bildiğiniz üzere. Ve sonra gel bakalım bu kadar gevezelik yapan, her şeye maydanoz olan tip. Gelin bakayım Ali Samiyen'e denilecek. Ve onların tabii o maça çıkmamak, o maçı seyircisiz oynatmak, o maçla ilgili ne planları var. Ve orada iş zaten bitmiş olacak. Hatta ben açıkçası şu kadarını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Beklentim de odur. Galatasaray o maça şampiyon çıkacak. Galatasaray o maça bana göre şampiyonluğunu garantilemiş olarak çıkar. Artık bu kadar dalga dümen, bu kadar koruma, kollama, bunlar herhalde bitmeli diye düşünüyorum değerli kardeşlerimiz. Yapacak bir şey yok çünkü. Bu biraz fazla oldu. Ama sözünüzü tutun. Şampiyon olun diyor. Hadi madem şampiyonluktan gidiyoruz. Kim diyor şampiyon olur efendim? Bu Ceke, Tadeç, bir de Taklacı var ya. Mert Hakan mıdır? Ne karın ağrısı. Bunlar söz vermişler. Hani en son sohbetimde ben anlatmıştım birinde, o Ceke başkanı konuşurken ayağını böyle başkanın ağzına doğru uzatmış, bacak bacak üstüne atmıştı. Herkes normal otururken, edebiyle otururken o ayağını böyle başkanın ağzına doğru sokmuştu. İşte orada söz almış, Tadiç söz almış. O ayağını böyle başkanın ağzına sokan emmim söz almış. Ve bir de o işte adına Taklacı diyelim. Taklacı sözü almış. Başkanım merak etmeyin biz şampiyonuz demişler. Bu da diyor ki tutun lan diyor sözünüzü. Yapın diyor Fener'i şampiyon diyor. Böyle bir durum. Hani belki unutmuşsunuzdur veya izlememiş olanlar vardır. Neydi o başkanın ağzına doğru ayağını sokma? Bakın burada malum başkan toplamış futbolcularını, konuşuyor. Onlara işte burada söz almış. Burada Tadiçler, Kadiçler var. Burada bu Tadiç'ti, Ceke emmimdi, işte o şey Taklacı Hakan falan. Burada söz vermişler başkan. Merak etmeyin ya biz şampiyon olacağız demişler. Bakın şimdi buradaki fotoğraf.
Herkes nasıl oturuyor? CKM'imizi görüyorsunuz değil mi? Başkanın ağzına doğru bacak bacak üstüne atarak ağzına doğru ayağını sokmuş. Devam. İşte fotoğraf bu arkadaşlar. Biraz daha yakından gördüğünüz zaman da fotoğraf bu. Bundan söz ediyoruz. Hani böyle başkan, ha böyle on numara saygılı ünlem, saygılı futbolcu. Böylesi güzel oluyor. Diyecek bir şey yok. Arkadaşlar bu fotoğrafa dikkatle bakın. Bununla ilgili de mini bir sohbetimiz olacak. Bu Amigo ile ilgili de bir sohbetimiz olacak. Bu Galatasaray düşmanı ile ilgili de bir sohbetimiz olacak. Herkes haddini, yerini bilecek. Öyle Galatasaray'ın üzerinden, Galatasaraylı futbol severler üzerinden para kazanıyorsan bunun da bedelini ödersin. Böyle sallama mallama yapamazsın kardeşim. Yapıyorsan bedel ödetirler sana. Bu ayrı bir sohbet konumuz olacak. Şimdi arkadaşlar ben size şu fotoğraflardan birkaç tane daha göstereyim. Bakın böyle aman da diyor uyuyun uyuyun diyor. Ne güzel. Şampiyon, uyursunuz şampiyonluk rüyasını böyle görürsünüz belki. Devam edelim arkadaşlar. Güzel fotoğraflardı. Bakın Icardi diyor. Şimdi Icardi şunu söylemiş. Bilge bir yaşlı. Bilge bir yaşlı. Başkalarını kötülemenin, başkalarını kötülemenin özgüveninizi yükseltmeye çalışmak için beceriksiz bir yol olduğunu söyler. Bakın bilge bir yaşlı diyor. Başkalarını kötülemenin kendi özgüveninizi yükseltmeye çalışmak için beceriksiz bir yol olduğunu söyler diyor. Bunu söylüyor, anlatıyor ve Galatasaraylılara da merak etmeyin. Onlar ancak şampiyonluğu rüyasında görür diyorlar arkadaşlar. Bu kadar basit. Burada tabii bunu anlatacağım bundan sonraki sohbetlerde. Malum kongrede Galatasaray'ın kurucusu rahmetli Ali Sami Enbe'ye edilen küfürler var. Onu alkışlayan başkan var falandı filandı. Bu arada arkadaşlar işte o disipline sevkler var. Verilmeyen verilen cezalar bakalım neler çıkacak falan. Onların hepsini göreceğiz. Neyse biz yine Büyük Galatasaray taraftarına huzur dolu ve sadece 24. şampiyonluğu düşündükleri rahat bir uyku dileriz diye zaten Galatasaray kulübü de arkadaşlar böyle bir paylaşımda bulunmuş. Dilerseniz gelin burada bu sohbete noktayı koyalım. Çünkü arkadaşlar aşağı yukarı bu keyif sohbetiydi, işin güzelliğiydi, günün güzelliğini, bir gece öncenin güzelliğini yaşadık, gördük, duyduk, baktık. Evet Galatasaray öyle ya da böyle zorlandı, sıkıntılı anlar geçirdi ama Icardi'si olan zorlansa da sıkıntılı anlar geçirse de hatta bazılarının ifadesiyle kötü de oynasa kazanmayı biliyor. Kazandı mı? Kazandı. Yoluna devam ediyor mu? Ediyor. Bundan ötesi Şam'da kayısı demişler Galatasaray arkadaşlar. Şimdi çalışmalarını sürdürüyor. İlk hedef oynanacak olan Süper Kupa maçı. Ha şöyle bir şey var. Efendim bunlar Süper Kupa maçına diyor ya iki seçenek var. Bir Süper Kupa maçına çıkmamak. İki işte U19 takımıyla çıkmak. Emmi paşa gönlüm bilir. İster çık ister çıkma. Ama birilerin şunun koy koyculuğunu yapmasın. Efendim Fenerbahçe U19 takımıyla çıkıyor Galatasaray'da çıksın. Hayır Galatasaray'ın öyle bir şeyi yok. Galatasaray çıkar aslanlar gibi oynar. Kupayı maçını da oynar. Kupasını da alır kardeşim. Galatasaray Okan Buruk kimleri kullanacak nasıl kullanacak vakti saati zamanı gelince onu da herkes görür diyelim. Arkadaşlar ben sizlere veda ediyorum. Döndük başa. Neyle veda ediyoruz? Malum inleyen namelerle. Salıncak kuşlarıyla veda ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Değerli
kardeşlerimiz. Sohbete noktayı koyuyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı ve de arkadaşlar paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Çünkü arkadaşlar ne kadar çok kişiye sohbetlerimizi ulaştırırsak görüş ve düşüncelerimizi o kadar rahat anlatmış oluruz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar, hoşça kalınız.